Irak'ın aydınlık yüzü Türkmenli Televizyonu'ndan merhabalar. Enerji Analiz Programı'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta terörün enerji ile finansmanını ele alacağız. Bugün bölgede kurulan, Orta Doğu'da, Irak'ta ve hatta dünya çe çeşitli coğrafyalarında kurulan bazı kurulan diyorum, özellikle altını çiziyorum. Terör örgütlerinin birincil finansman kaynağı. Enerji, ikinci finansman kaynağı ise uyuşturucu oluyor. Ee, biz bugün coğrafyamızda en çok etkili şekilde kullanılan finansman modeli enerjiyi ele alacağız. Ve bunu nasıl yaptıklarını, yani bu çıkartılan enerjilerden nasıl fayda nasıl para elde ettiklerini ve bu elde ettikleri paralarla e, nasıl e, askeri operasyonlar, terör operasyonları düzenlediklerini e, gün yüzüne çıkartmaya çalışacağız. Tekrar e, TESBAN Başkanı Oğuzhan Akgener Bey bize e, yorumlarıyla eşlik edecek. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi e, tabi seyircilerimiz bu bölgede bu sıkıntıyı yıllardır yaşıyorlar, yaşadılar. Hala bunun etki ve tesirleri devam ediyor. E, Orta Doğu'da yaşanan hı hı. bu terör sorunu aynı zamanda bu enerjinin varlığına da bağlı. Var evet. oldukça bu terör sorunu bitmiyor. Geçmişten günümüze kadar sürekli alternatif şekilde kendinin alternatifini üreterek devam ediyor El Kaidesi, Daşı ve bir başkası üzerinden. Ee, şimdi bunun üzerinden şöyle bize kısa bir tablo çizer misiniz? Bu terör örgütleri enerji burada olduğu sürece devam edecek mi? Yani petrol bitince terör de bitecek mi? Yoksa ee, burada tam tamamen başka bir boyut mu var? Evet. Aslına bakarsanız şöyle başlamak lazım. Birincisi bence hani petrol bitince terör bitecek mi? Tabii petrol olmayan bölgelerde de kısmen terör örgütlerini, terör yapılanmalarını görüyoruz. Tabii hani tamamen enerjiye bağlamak doğru olmadığı gibi enerji bölgelerinde terörün kullanıldığı ve bir argüman olarak değerlendirildiğini zaten fark edebiliyoruz. Hani biraz biraz terörün geçmişiyle başlarsak hani aslına bakarsanız ortada terör diye tanımladığımızda ortak uluslararası arenada ortak bir terör tanımı yok. Bunu hepimiz biliyoruz. Evet. Maalesef. terörle alakalı hani anti terörle alakalı daha doğrusu terörle mücadeleyle alakalı birçok etkinlik yapılıyor. Konferanslar düzenleniyor, makaleler yapılıyor, toplantılar yapılıyor, ortak kararlar alınıyor, e, gruplar yapılanmalar oluşturuluyor. Lakin e, sonuç alınıyor mu? Alınmıyor. Alınmamasının en önemli sebebi terörün ortak bir tanımının olmayışı. Çünkü e, terörü ve terör örgütlerini tanımlarken birçok batılı ülke ya da büyük ülke her ülke ya da e, terörist olarak ifade edilen diğer yapılarla alakalı kendi çıkarlarına göre yaklaşımlarda bulunuyor Bu gerçekten önemli Mesela şöyle şunu şundan örnek vermek gerekirse terörün özellikle uluslararası literatüre akademik olarak çok daha fazla girmesi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başlıyor. Özellikle Soğuk Savaş dönemlerinde sonuçta sıcak savaş yok lakin o bölgelerde belli güçler özellikle hani o bölgede Amerika'nın bu argümanı daha fazla kullandığı hissedilebiliyor. Çünkü şöyle söyleyeyim, siz terör örgütlerini kullanarak hem bölgede varlığınızı, varlığınıza bir sebep oluşturmuş oluyorsunuz. Hem bölgede istediğiniz demografik, sosyal, etnik hangi tür dönüşümü yapmak istiyorsanız yapıyorsunuz. Darbelere zemin hazırlayabiliyorsunuz. Yönetimleri değiştirebiliyorsunuz. Bölgede çok daha az maliyetle çünkü büyük konvansiyonel askeri harekatlarının maliyetleri çok daha yüksektir. Çok daha az maliyetle bölgesel kaynaklarını, kaynakları kullanarak ve bölgede böl yönet taktiğiyle bölgeleri daha fazla kontrol altında tutarak bir strateji geliştirebiliyorsunuz. Terör özellikle o dönemden sonra hem e, Aktif olarak bir fiil sahada e, görülmeye başlanıyor. E, bunun yanı sıra akademik çalışmalarda daha çok girmeye başlanıyor. Yani terörle ilgili çok genel tanımlar olmasının yanı sıra, ya mesela şöyle söyleyeyim, bazen e, ABD diyor ki İran, İranı terörist bir devlet, terörist bir yönetim olarak da algılayabiliyor. Şimdi terör örgütü bir örgüt mü, bir devlet mi, bir halk mı, toplum mu? E, hani bu sorulara aslına bakarsanız çok cevap verilemiyor. Ha şimdi şöyle gelelim e, petrolle alakalı kısmına sorunuzun. Gelmeden oraya hemen bir şey ekleyeyim. aklıma bir soru işareti geldi hani Tabii. dediniz ya. E soğuk savaşla beraber terör unsurları daha fazla ortaya çıktı. Şimdi şöyle kafamda hemen şöyle bir soru canlandı. Bundan bin yıl öncesinde, binli yıllarda işte bölgede haşhaşiler vardı. İşte e, Hasan Sabbah denilen bir adam çıktı. Terörizmin babası diye bilinir. Tabii. E, i̇şte Afyon'la beraber kendilerine kendisine bir e, mürit güruhu oluşturdu. Ve bunun üzerinden çıkarlarını maksimize edebilmek için bu adamları kullandı. Evet. Şimdi e, o zaman o, bu coğrafya içerisinde kendi çıkarlarını, kendi ikballerini e, ileriye taşımak isteyen insanların oluşturduğu yapılar varken bugün bu coğrafyanın artık kendi adına kendi çıkarını koruyacak e, hiçbir yapıya izin verilmediği tamamen dışarıdan geldiği algısı var o zaman sizin söylediğiniz üzerinden e, yani şöyle söyleyebiliriz, şunu tanımlamaya çalışıyorum. Buradaki tüm terör yapılarının aslında e, gövdesi bölgenin çok dışında, kolu burada, eli burada. Tabii tabii. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bölge içerisinden çıkan bir şey yok. Son dönemde belki Suudi Arabistan ve bir, e, Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden yaşanan bazı şeyler var. Fonlamalar var. Ama direkt e, askeri anlamda buraya bir destek veriyor denilebilir mi? Bir de İran'ın aynı zamanda sahaya indirdiği askerler var. Bunları nasıl değerlendirmek lazım? Tabii. Aslına bakarsan sana dediğim gibi şöyle bir durum var. Yani... Ülkeler, devletler e, uluslararası ortamda çıkarları gereği belli grupları zaman hani belli grupları yerine göre bağımsızlık savaşçısı, belli grupları da yerine ve zamanına göre eğer çıkarlarıyla çatışıyorsa terörist örgüt, e, asiler grubu gibi farklı tanımlamalarla niteleyebilir. Bu aslına bakarsanız hani uluslararası konjonktürde devletlerin en doğal hakkıdır da. Tabi adil olmak gerekiyor yani e, işin içine terör girdiğinde gerçekten... E, Ortada bir savaş söz konusu varsa dahi, yani mesela savaşın etik olmayan yönlerine doğru kaydırılması söz konusu oluyor. Yani şöyle söyleyeyim, yani ona bakarsanız mesela ee... Birinci Dünya Savaşı süreçlerinde, Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve sonrasında o süreci devam eden durumlarda da mesela Ermenilerin Türkiye'de yaptığı katliamları da ona bakarsanız terörist katliamları olarak organize terörist yapılar evet. olarak da ya da Ermeni çetelerini organize terörist çeteler olarak nitelendirmek mümkündür. Çünkü mevcut terör yani savaş ortamındasınız kabul ediyoruz. Lakin siz bu savaş ortamında savaş ahlakına uymayan hamleler yapıyorsunuz. Yani işte hani diyorum ya terör, terörizm farklı şey e, Tanımlamalar. tanımlamalarla evet. kategori edile kategorize edilebiliyor. İşte usulüne göre, e, ekonomik e, durumuna göre, statüsüne göre, yaptırımlarına göre, teşkilatlanma biçimine göre, etnik, dini, hani mezhepsel gibi farklı e, unsurlarına göre ya da yaklaşımlarına göre de e, nitelendirilebiliyor Tab hani bizim asıl gün e, Gündem konumuz bu değil Lakin Hani şunu vurgulamak gerekiyor Çünkü gerçekten evet. terörizm uluslararası Arena'da e, özellikle büyük güçlerin küçük güçler Hani daha hani en birincilikte olmayan devletler haliyle kendi iç mücadeleleriyle e, uğraşmak zorunda kalıyorlar ve bunun e, e, davasını Davası üzerine çalışma gayretinde oluyorlar. Lakin büyük güçler hani özellikle birincilikteki devletler, terörist örgütleri kendi çıkarları lehine istedikleri şekilde kullanıyorlar. Çok, evet. Yani hani bunu en yakın örneğini hani Afganistan'dan başlayan Daesh'in daha önceki bölümlerimizde de bahsettik, Irak'tan, e, Suriye'ye, hatta şimdi de özellikle Orta Afrika kuşağına doğru e, en son Biden'in yaptığı bir açıklama vardı. Buyurun evet. Ee, Biden'ın bir ziyareti oldu, bir açıklaması tabii. oldu. Ona da değinelim lütfen. Mesela Biden'ın ha Biden'ın bu arada Kuzey Irak'taki açıklamasından bahsetmiyorum. Ee, Biden'ın yaptığı bir açıklama oldu. Ee, dışişleri ilgili tüm ülkelerin dışişleri bakanlarının toplantısı, terörle mücadele ile alakalı bir toplantıda. Artık Daesh'in ve terörist unsurların daha çok Orta Afrika'da etkin olacaklarından bahsediyordu Biden. Ee, bunun bununla alakalı veriler topladıklarını ve benzeri konulardan bahsetmişti. Yani hatta e, yani bazı e, uzmanlar bize bu konuda görüş sordu. Acaba Orta Afrika'da gerçekten büyük kaynaklar var da Amerika böyle bir e, lokasyon mu gösteriyor terör devlet terör örgütlerine ya da terörist gruplara tarzında sorular evet. da e, geri dönüş şeklinde bize iletildi. Ee, şöyle söyleyeyim mesela hani çok basit üzerinden hızlıca geçelim. Bunu daha sonraki konularda dillendirebiliriz. Şey, Orta işte. Afrika'da şöyle söyleyeyim bakir alanlar var. Altın, çinko, gümüş ve petrol de e, keşfedilmiş durumda. Bakir e, ve bakir olmasıyla birlikte büyük potansiyelde ihtiva ediyor. Etmiyor değil. Sosyolojik ve başka açılardan da o bölge aslına bakarsanız önemli bir bölge. Evet. E, dikkat çekiyor ve Türkiye'nin gerçekten bu alana da odaklanması e, gerekiyor diye düşünüyorum. Her neyse tekrar biz konumuza gelirsek evet. e, petrol. E... Yani Orta Doğu'da, Ortadaki, Orta Doğu'da petrol bitmeden terörün biteceği zamanları göreceğiz herhalde. Yani o, a, hedef o, Afrika gösterildiğine göre ufak ufak biraz da terörün tamamen biteceğinden dur. yani şöyle söyleyeyim en azından şu an için önümüzdeki 5 sene içerisi 5 senelik süre zarfı için DAEŞ o tarafa kaydırılır. Hani DAEŞ'in aslında el kaydı olduğunu da biliyoruz hepimiz. Evet. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. El kaydı da esasında ee, aslında CIA'ydı. Tabii. Yani DAEŞ o bölgeye kaydırılır. Ondan sonra bu tarafta tekrar bir ihtiyaç olursa bu tarafa gönderilir. Yani ihtiyaca göre şekillenebiliyor. Ya yani sonuçta siz hani büyük bir satranç tahtası gibi düşünün farklı e, argümanlarınızı unsurlarınızı kontrol edebildiğiniz yapıları, hükümetleri, devletleri, politikacıları o satranç tahtası etrafında istediğiniz e, stratejiler doğrultusunda yönlendiriyorsunuz. Bunu bu şekilde düşünmek lazım. O zaman şöyle bakalım. Orta Asya'da ve Uzak Doğu'da terörü finanse eden ana unsur uyuşturucu. E, aynı şekilde ee, Güney Amerika'nın bir kısmında da terörü finanse eden unsur oluşturucu ama Güney Amerika'nın belli bir kısmında ve Orta Doğu'da terörün ana finansmanı enerji. Evet. Daha çok petrol, Tabii. doğal gaz değil. Aynen. Şimdi Biraz buna gelelim. Şimdi. şimdi ona gelelim. Ee, i̇lk önce biz iki numaralı tablo ile başlarsak, iki numaralı evet. tabloda en azından şu rakamları göstermek gerekiyor. Evet, yani terör dediğimiz, terör e, yapısı dediğimiz yapılar öyle e, para olmadan, gerçekten ciddi anlamda finans gücü olmadan çalışamıyor. Mesela şöyle Londra metro saldırısının sadece patlayıcılarının yani ilgili patlayıcıları temin edebilmek için ilgili 2005 yılı rakamları bu mesela nominal evet. maliyet. Londra metro saldırısının sadece patlayıcılarını alabilmek için 8000 poundluk bir bütçeye sahip olmak gerekiyor. Mesela Bali'de yapılan 2002'de yapılan saldırıdaki patlayıcı bütçesi sadece 50 bin dolar civarında. Yani buradan görüyoruz ki gerçekten siz bir e, bir terör örgütünü finanse edebilmek için mesela hadi gelelim şimdi DAEŞ'e. DAEŞ'in Irak'ta, Suriye'de yapmaya çalıştığı e, etkinlikler ve benzeri şeyler, e, illegal faaliyetler, mesela binlerce insanı istihdam ediyor, binlerce insanı doyuruyor, yediriyor, içiriyor, evet, evet. silah sağlıyor, mühimmat büyük sağlıyor. Büyük bir organizasyon. Sağlıyor. Tabii çok büyük bir organizasyon. Burada gördüğünüz rakamların çok 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 ötesine geçen bir durum söz konusu. Şimdi 3 numaralı haritaya bakarsak, şimdi artık gelelim yavaş yavaş e, enerjinin e, terörizmin enerjiyle finansmanı üç kısmına. Üç numaralı haritayı alalım arkadaşlar lütfen. Şimdi şöyle söyleyeyim. İlk önce diğer kaynaklar üzerinden hızlıca geçeyim. E, bu illegalite diğer kaynaklar üzerinde çok fazla olmuyor. Neden? E, taşınması zor. E, mevcut koşullar, e, is, hani petroldeki gibi koşullar söz konusu değil. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela eee bir terör örgütü bir doğalgaz sahasını işgal, doğal gaz sahasını ele geçirse işletemez. Doğalgaz sahası petrol gibi değil. Nereye satacaksınız? Yani onu, onu, gidip tabi tabi sıvılaştıracak. Olacak. O tabii. tesiste onu sıvılaştıracaksın. Tabii, tabii. Ama o tesis zaten terör ortamı, zaten bir çatışma ortamı. bir geri patlatır veya bir operasyon Yok düzenlenir. patlatmak da önemli değil. Yani şöyle söyleyeyim bir doğalgaz üretim sahası hatta hazır. Şimdi diyelim e, Türkiye diyelim İran'daki doğalgaz sahalarını bir terör örgütünün ele geçirdiğini varsayalım kontrol altına aldı. İran'da buna müdahale edemedi. Şimdi bütün hatlar, boru hatları ve benzeri sistemler korunuyor olsa dahi Türkiye der ki sen terör örgütüsün. Benim anlaşmam İran'la gaz almıyorum. Bitti. 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 Gaz üretilmezse zaten sevkiyat olmaz. O işlem orada sonlandırılır. Gazda durum böyle. Ee, diğer kaynaklarda mesela kömür petrol gibi değil. Yani hem üretmesi zor hem e, taşınması zor, satışı zor. Bedeli de zaten o kadar Tabii, katma değeri o kadar yüksek da katma değeri değil. yüksek değil. O da hani çarkı çeviremez. Ee, bunun dışında e, hani büyük elektrik üreten tesisler nükleer ya da baraj gibi daha hani yenilenebilirden bahsetmiyorum. Ee, bu tarz tesisler nükleer zaten bir tesis bir terör örgütünün elinde olsa bütün dünya için alarm durumu söz konusu olur. Öyle bir şey zaten senaryo evet. gerçekleşmiş değil. Ee, ama baraj mesela şeyde Suriye'de biz bunu gördük. Suriye'de PYD ve DAEŞ ikisi de ee, o Atatürk barajının devamında Fırat'ın e, Fırat'a e, Fırat Suriye Fırat'ın Suriye kısmında yapılan barajdan üretilen elektriği hem zamanında Daesh, sonra da PYD sattı. Evet. Bunu kullandı ve buradan iyi paralar kazandı. İki terör örgütü de bakın, buradan iyi paralar kazandı. Bu şekilde elektrik ticaretiinden para kazanabiliyorlar. Ama bu Kaçak... her zaman olan bir şey değil. Her bu zaman çok olan bir şey değil. Tabi tabi. Şey. Bunu genelleyemiyoruz. O yüzden petrol'e geleceğim şimdi. Ha, nükleerde bir de şunu vurgulamak gerekiyor. Nükleerde terör örgütleri şuradan para kazanabiliyor. Nükleer atıkların depolanması ile alakalı. Şöyle söyleyeyim. Nükleer e, nükleer enerjide e, en büyük maliyetlerden bir tanesi atık depolanması. Evet. Çünkü atıklar hani e, binlerce yıl geçse bile hala radyoaktivitesini koruyabiliyor. E, bu sebeple bu atıkların e, uygun koşullarda depolanıp saklanması çok büyük maliyetler anlamına geliyor. Bu bir de devletler yoluyla yolsuzluk şekilde de oluyor. Tabii tabii. E, bazı köhnemiş ülkelerin sistemlerinde Hı -hı. başka ülkelerin e, içerisinde yer alan büyük firmalar, işte o ülke içerisindeki bu, bu doğru bulduğu kişilere rüşvet vererek verdiği rüşvetler vasıtası ülkeye kaçak yollardan bu radyoaktif maddeleri sokuyorlar ve bir yerlere gömülüyor. Evet. Bir dönem bununla ilgili Türkiye'de de bir şeyler konuşulmuştu. Evet. Var mı yok mu asla evet. hiç çıkmadı ama e, evet bu önemli. Bir de aynı zamanda e, Afrika'nın ortalarında e, nükleer santraller için kullanılan bazı elementler var. Bunların topraktan çıkarılmasıyla alakalı da ufak bölgesel terör örgütleri var yanlış bilmiyorsam. Ee, radyoaktif maddelerin üretilmesiyle alakalı terör örgütlerinin çok fazla know howu yoktur. Hani e, olduğunu söyleseler bile ben buna mikro, pek... Mikro, mikro ölçekli diyelim o zaman. Bir çıkar grubu gibi. Bir ee, bölgesel terör örgütü değil de bölgesel bir... Etkinlik. O zaman şöyle bir şey o. Hani öyle bir şey varsa bile diyelim e, X uranyum madeninde X uranyum madeninin illegal bir şekilde işletilebilmesi için ilgili finans kuruluşunun, ilgili yatırımcı örgütün bölgede kendi icat ettiği lokal bir terörist örgütçük şeklinde bir yapım olabilir. Çok doğru. Aynı Daha örgütçük. fazla hani bundan nereye gitmez. Ha ama ben asıl noktaya geleceğim çünkü evet, bu yaygın. Yani mesela şöyle söyleyeyim, bu nükleer atığı, atığın illegal bir şekilde ilgili terör örgütlerinin faaliyet gösterdiği alanlarda depolanması karşılığında terör örgütlerini finanse eden birçok kurum olduğunu da zannediyoruz. Yani sonuçta hani gayri resmi şeyler olduğu için yani kanıtlayacak elimizde done olmasa bile e, bununla alakalı duyumlarımız O var. zaman bu şöyle bunu şöyle algılamamız lazım. Bölgeden bir petrol geliri olmayan ama bölgenin kontrolünü elinde bulunan terör örgütleri nasıl olsa orada kalıcı olduklarını düşünmedikleri için Aynen mevcut coğrafyayı ee, para nütler kazanma unsuru olarak nükleer çöplüğe dönüştürebiliyorlar. Evet aynı zamanda bu elimizde aklımızın bir köşesinde kalsın. Tabii. Yani yarın öbür gün e, petrol bit bitse bile buradaki terör örgütlerini finanse edecek yapılar var. Tabii ki tabii ki. Ha şimdi gelelim artık asıl argümana petrole. Şimdi bu e, haritadan da göreceğiniz üzere bakın şu an için şu anki resmi rakamlarda tabi bir de gayri resmi kısımları da var bu rakamların. Evet. Lakin biz resmi rakamlara bakalım. Şu an dünya üzerinde günlük 95 milyon varil petrol üretiliyor. Bakın 95 milyon varil ciddi bir rakam. Petrolün hacmi sizin e, diğer hani yani nohuttu, bezelyeydi, altındı, gümüştü falan bütün diğer metallerin hacminden bile fazla. Yani petrolün ekonomik hacmi dünya için. Evet. Bakın bu çok önemli bir rakam, çok önemli bir yaklaşım bu. Yani petrol şu an aslına bakarsanız bütün borsalardan daha büyük bir borsa, petrol borsası. 95 milyon varil bölü günlük bir hacimden bahsediyoruz. Ee, 60 dolar ortalama, ee, 50 dolar alsanız, 100'e yuvarlasanız, ne kadar rakam hani günlük bu hacmin boyutlarını az çok tasavvur evet. edebiliyorsunuz burada da gördüğünüz gibi hani birinci burada 302 milyar varille bir en çok petrol rezervine sahip ülke Venezuela. Venezuela. Tabii şöyle bir şey var. Ağır petrol dahi olsa yine de en çok petrol rezervi Venezuela'da. Buradan ikinci Suudi Arabistan 266 ile tabi bu rakamların artabileceğini biz daha önceki programlarımızda da söylemiştik. Mesela Irak'tan 148.8'lerden bahsediliyor Irak için. tabi bu 148'in yeni arama faaliyetleri neticesinde yeni tespitlerle 300'e çıkma potansiyeli, 350'lere çıkma potansiyeli olduğunu daha önceki programlarımızda da evet. söylemiştik. Bakın şimdi böyle bir coğrafyadan bahsediyoruz ve bizim yaptığımız tahminlere göre tabii bu tahminler şimdi biz 7 diyoruz ama 7 6 olur. 10'a da çıkabilir. Günlük 7 milyon varil civarında bir kayıt dışı illegal petrol ticareti. Black var. oil diyoruz biz. Black olarak. oil diyoruz. Evet. Illegal oil diyoruz. Black oil diyoruz. Hani farklı anlamlarda nitelendiriyoruz. Bu arada bu 7 milyonun hepsi eee hepsi terörizmin finansmanı için kullanılmıyor. Çünkü şöyle bir şey var. Mesela şu an Venezuela'da, Venezuela'da ciddi anlamda hala petrol üretiyor. Yani son rakamlar 600 bin varil böyle gün civarlarında Venezuela'nın petrol ürettiğini ifade ediyor. Tabii bu rakamların çok daha yüksek olma, oluyor olması da söz konusu olabilir. Çünkü e, birazdan anlatacağım. Şimdi mesela Venezuela kayıt dışı ciddi anlamda petrol satıyor. Çünkü ambargo var. Mesela Rusya'ya kayıtlı oldu, kayıtlı satıyor. Rus e, ilgili Rus tankerlerini Amerika durdurmuyor durduramıyor Çin'e Çin'e Çin e, e, nispeten Çin'e şu an kayıtlı hacmi çok azaldı diye biliyorum ama kayıt dışı hacmi ciddi anlamda devam ediyor Şimdi artık yavaş yavaş bakın şeye girelim Hani illegal petrol ticaretine bu harita üzerinden girelim Evet Şimdi şu şekilde mesela Venezuela'yı e, Amerika'nın koyma koyduğu ambargolar Bu, buna itti. Bu yola itmek zorunda bıraktı. Ha şöyle bir şey var. Venezuela'nın üretimi düşüyor. Aynı şekilde İran'ın da üretimi düşüyor. Üretim neden düşüyor? Çünkü sizin petrol sahalarını üretmeye devam edebilmek, yeni sahalar geliştirebilmek, yeni sondajlar yapabilmek için teknolojiye ihtiyacınız var, finansmana ihtiyacınız var, yatırımcıya ihtiyacınız var, lojistiğe ihtiyacınız var gibi gibi gibi. Ya bunlar sağlanmadığında eski sahalarınızın üretimi gittikçe adım adım düşüyor. Bir de mesela hani hepimiz biliyoruz. Venezuela bir sürü siber saldırı geçirdi. Evet. Ee, ilgili tesisleri durdu, çöktü ve benzeri şeyler oldu. Rosneft Özellikle Rus, Rus, Ruslar çok ciddi anlamda teknolojik müdahale ve desteklerde bulundu Venezuela'ya. Bu konuyu da ayrıca işleyebiliriz. Rusların e, Venezuela'ya asker çıkartmasını konuştuk Venezuela krizi yaşandığında. Tabii, tabii. O, o aşamaya ramak kalmışken biraz duruldu işler. Tabii. Çin ve Rusya e, çok ciddi anlamda finansal destek de verdi. Şimdi Venezuela petrolünü nasıl satıyor? Satmıyor mu? Satmaya devam ediyor. Nasıl satıyor? Şimdi oraya gelelim. İran için de aynı şey söz konusu. Venezuela e, kendi kurduğu belli güvene dayalı şeyle ortaklıklarla kurduğu e, Rus Rus ve İngiliz şirketleriyle özellikle Rus ve İngilizlerle çalışıyorlar. E, ya da yani Cayman Adaları'nda kurulmuş mesela örnek veriyorum ya da İngiltere Offshore'unda kurulmuş bazı şirketler kullanıyor bunun için. E, İngiltere menşeli gibi, gibi gözüküyor. E, Venezuela ya yakın başka ülkelerin petrolüymüş gibi de Orijini o şekilde gösterilerek Çin'e, dünyanın her yerine, neresine istiyorsanız bu petrol satılıyor. Nasıl satılıyor? Eskiden diyelim e, ağır petrol için konuşuyoruz. Eskiden diyelim Brent eksi 5'e, 6'ya giderken petrol e, fiyatları ortalama. Şimdi Brent eksi 15'e, 13'e, 12'ye gidiyor. Ama yine gidiyor, gitmeye devam ediyor. Şimdi ne oldu? E, bu ticaretten Venezuela hükümeti daha az kazanıyor. Venezuela bir zarar kazanıyor. Tabii. Beşte Aşağı bir. Ya Şöyle tabii kısmen. Ee, e Venezuela, kendi çıkartıyor değil mi? Tabii. E şu an Venezuela, Venezuela üretmeye devam e, ediyor. Ha, Chavez döneminde tamamen millileştirildi. Şu an orada hiçbir şirket yok bildiğim kadarıyla. Ee, var. Hala var. Belli şirketler var da. Neyse konumuz Venezuela'da değil. Evet. Ee, hala orada belli hatta Amerikan şirketleri de var. Ee, tabii ne kadar faaliyet gösteriyorlar ya da çünkü petrollerini ilgili devlete veriyorlar. Devletten parasını alıyorlar. Ya da farklı modeller de var Venezuela için konuşursak. Her neyse, Venezuela'da şimdi buradan daha ucuza satıyorlar. Aradaki e, ticareti yapanlar daha fazla kazanıyor. Rafineller daha fazla kazanıyor. Şimdi böyle bir durum söz konusu. Yani şimdi mesela Amerika'da Venezuela petrolünü alan bir rafineri bu sefer ne yapıyor? Yine oradan oraya geliyor. Amerika'ya geliyor Venezuela petrolü. Ama ne oluyor? Rus, bir Rus firması üzerinden ya da İngiliz firması üzerinden alınıyor. Amerika'daki ilgili rafineri daha önce Venezuela petrolünü 5 dolar Brent eksi 5'e alırken şimdi Brent eksi 10'a alıyor. Yani 5 dolar daha uygun fiyata alıyor. Evet. Brent... Bu aslında bakarsanız işine geliyor. Rafinelerinde e, ilgili firmalarında. Yani şey gibi aslında bir nevi siz çayınızı yudumlarken ben bir örnek de vereyim ona. Ee, sizi boşlandıran bir tefeci gibi evet. daha sonrasında e, elinizdeki eşyayı yüzde on yüzde yirmi daha ucuza alarak kendi mülkü ediniyor. Evet. Ve size verdiği borcu da aynı zamanda geri alıyor bu şekilde. Aynı bunun gibi. Ee, ha, aynı şekilde İran'a gelelim. İran'da petrol ticareti durdu mu? Hayır durmadı. Aynen az önce bahsettiğim teknik sebepler, teknik ve finansal sebepler sebebiyle üretim düştü. Lakin hala 1 milyon varil civarında e, ihracat olduğundan bahsedebiliriz. 1 milyonun belki biraz altına düşmüştür. Yani bazı rakamlar, bazı uzmanlar işte bazı... 7 milyon rakamından bahsettiniz. 1 milyon biraz az kaldı orada. Kalanlar nerede? Şimdi devam edeceğiz. Şimdi e, dedim ya kayıt dışı. Sadece İran'dan, Venezuela'dan bahsetmiyoruz. Evet. Bunun bir kısmı bu tarz devletler, ambargo yaşayan devletler. Bu 1 milyonun belki bir İran şu an 500 bin varil bölü gün civarında bir gayri resmi daha doğrusu kayıt dışı petrol ticareti yapıyor. İran nasıl yapıyor bunu? Birleşik Arap Emirlikleri Dubai gibi farklı yerlerde kurduğu paravan firmalar üzerinden satıyor. Umman petrolü gibi, Kuveyt petrolü gibi farklı orijinlerine de oynuyor, değiştiriyor. Ve mesela şöyle söyleyeyim. Çin'de bir tane liman var. O limanda sadece hani ticaretin içinde olanlar biliyor. O limanda sadece e, İran petrolü satılıyor hemen hemen e, ve sadece o limanda satılıyor. Yani yani orada herkes, yakın bir rafinerim var? Hayır canım oraya gidip orada boşaltıyorlar orada storage'ları var döküyorlar oradan satış yapıyorlar. Yani bilenler biliyor zaten hani e, Amerikanın da ben bunu bilmediğini takip edemediğini zannetmiyorum. Takip ediyordur. Lakin şöyle bir şey vardır muhakkak ki Amerikalı da, İsrail'li de, artık Batılı diğer ülkelerin ticari grupları da bu işten para kazanıyorlardır. Yani dediğim gibi hani resmiyette bir şey gözükmüyor, resmiyette şeyler, evraklar farklı. Ha bunu nasıl yapıyorlar? Gemilerin evraklarıyla oynuyorlar, bunu terör örgütleri de yapıyor. Gemiden gemiye nakil yapıyorlar, hani uygun ortamlarda. Ee, mesela Tankers Trackers diye bir site var. Orada hatta gemilerin nereye geldiği, nerede boşalttığı hmm. hangi gemi arasında alışveriş olduğu gibi veriler bile bazen yansıtılıyor. Hmm. Hatta bizim e, Ceyhan'dan nakledilen petrollerle alakalı hangi İsrailli gemilerin ya da Yunanistanlı gemilerin hangi hamleleri yaptığı ile ilgili bile hani farklı açılardan yorumlanabilecek ilginç bilgiler bile, ilginç bilgiler bile rastlıyoruz o web sitesinde. Her neyse dediğim gibi bu ülkelerde bu şekilde faaliyetler sürerken mesela şöyle söyleyeyim. gelelim Nijerya'ya bakın. 10. Nijerya'da da şimdi bakın Venezuela karışık Venezuela'da iş savaş var. Evet haritada işaretli olan her yerde bir Petrole var. dönüştürelim bakın şimdi illegaliteye geldik birazdan teröre gelelim. Şimdi Nijerya hem karışık hem Nijerya'da terör örgütü var. Ve Nijerya'daki terör örgütü çok ciddi anlamda para kazanıyor. Çok ciddi anlamda. Nijerya tamamen Amerika'ya entegre. E, ülkenin Amerikan politikaları çok yüksek. Yani tabii, bağımlılık tabii, çok tabii, yüksek bir karşı duruş yok. Yani Boko Haram diye bir sözde o e, da ona da Müslüman yaftasını vurdukları bir terör örgütü var. Yani zaten maalesef öyle bir duruma getirmişler ki bütün terör örgütlerini hemen çatmış Müslüman yaftasını vuruyorlar. Radikal İslam. Ee, yani zaten Türkiye bu algıyı kırmakla ilgili çok uğraşıyor, çok ciddi mücadele veriyor. Ee, diğer İslam, e, daha doğrusu İslam olduğunu ifade eden devletlerin de bu minvalde Türkiye'nin arkasında durmasını bekliyoruz. Lakin birkaç devlet dışında öyle olmuyor maalesef. Her neyse e, konumuz o da değil. Şimdi ama Şimdi aynı Nijerya... zamanda şey var. E, hı hı. E, bugün e, yani şey e, İstanbul'da İSEDAK hı hı. toplantısı var. Hı hı. E, İstemiş Birliği Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümünün istinaden yapılan evet. bir toplantı. Hani e, bir birliktelik arayışı var İslam dünyasında ama siyaseten maalesef bir sonuca ulaşamıyor. Ulaşamıyorum. Ee, sizin bu söylemiş olduğunuz ve anlatmış olduklarınız ve bunun örneği. İnşallah Türkiye'nin hani buradaki liderliği e, ve bu bahsi geçen ülkelerdeki iç karışıklıkların son bulması e, ilerleyen dönemde ortak bir e, hareket alanı çıkartacaktır diye umuyorum. Aynen öyle. Çünkü e, e, yani bu ülkelerin yüzde sekseni İslam İşbirliği Teşkilatı içerisinde varlık gösteren ülkeler. Evet. Şimdi gelelim. Mesela hani şu açıdan da incelersek Venezuela'da çok karışık bir sosyoloji var. Ee, nüfus olarak kalabalık, büyük rezervler var. Amerika istediği yönetim sistemini kurgulayabilmiş değil. Venezuela karışık. Nijerya aynı şekilde. Ee, kuvvet birkaç aşiret yönetiyor. Küçük bir devlet. Karıştırmaya gerek yok. Iraktan koparılan kuvvetler. Tabii. Bir mesela devlet, evet. gelelim, Suudi'de Birleşik de. Arap Emirlikleri aynı şekilde. Hani Amerikan dış politikası çizgisinden Birleşik Arap Emirliklerinin pek çıktığını görmedik. Evet. Göremeyiz de. Suudi Arabistan yine aynı şekilde. Yerine göre hani kulağını çekme politikaları zaten uygulayabiliyorlar. Ee, gelelim İran'ın zaten durumu hani ayrıyeten ifade etmeye gerek yok. Libya şu an karma karışık. Libya'da da şu an çok ciddi anlamda işte genel Haftar tarafında icra edilen, öbür tarafta e, Trabluskarp hükümetinin yaptığı mesela hani şimdi bir tarafa göre bir taraf e, terörist ama burada gerçekten çok ciddi anlamda kayıt dışı petrol ticareti var. Terörist demiyoruz bakın kayıt dışı petrol ticareti ve bu petrol ticaretinden faydalananlar var. Faydalananların belki barış masasını e, olabildiğince öteleme çabası var. Tabii ki Mas tabii mı? ki tabii ki. Şimdi bu tabloyu da gördükten sonra hani petrolle bu karışıklıkların ve illegalitenin e, alakasına da değindikten sonra ha bu arada şunu da vurguladım. Mesela üretilen rakam dünya genelinde resmi rakamlardan bahsediyorum. 95 milyon varil/gün. bölü gün, Resmi rakamlarda tüketilen rakam 100 milyon varil. Yani arada 5 var nereden geldiğini hani yani Evet. açıklayamıyorsunuz. E, zaten işte bu sebeple kayıt dışı petrolden bahsediyoruz. Hani stoklarla hani stoklarla bunu açıklamak mümkün değil. Yani her gün mü stok var? Her gün mü 5 milyon evet. varillik stok var? bu hani her ülkede bu kadar iyi bir mali sistem yok. Yani tabii ki tabii ölçüm, ki. Ha, yani tabii şöyle bir şey var. Her ülkeden fatura, çok mali sistem, Tabii istenilen e, neticede veri de alınamıyor. Bu da işin ayrı boyutu. Ama dünyada şu an için böyle bir tablo var. Şimdi 4 numaralı grafiğe gelelim. Artık yavaş yavaş petrolün e, nasıl e, terör örgütleri tarafından kullanıldığını ifade etmeye çalışalım. Şimdi evet. bakın, e, petrolde üretim zincirini görmemiz gerekiyor. Üretim upstream, midstream, downstream dediğimiz e, döngüler var. Türkçelerini de ee, Yani üst akış, alt akış, orta akış deniliyor da hani o şekilde yaklaşmamak lazım. Hani bunların, yani artık hani uluslararasılaşmış terimler bunlar. Hani Türkçesi Hı -hı. de upstream olarak algılasanız uygun olur diye düşünüyorum. Hı -hı. Şimdi e, bir üretim kısım var. E, denizde ya da karada üretiyorsunuz, ürettikten sonra... Evet iki tane şimdi, platform var orada net bir şekilde görünüyor. Tabii bu alttaki kara üstteki e, deniz platformu. Her neyse şimdi şuradan başlayalım şu şekilde ifade edeyim. Şimdi e, kayıt dışı ya da terörist yapılar şu şekilde üretiyor. Birincisi e, farklı kezler farklı kezler üzerine duracağız. Şöyle birincisi diyelim bir terör örgütü bir petrol sahasını ele geçirdi. Bakın artık doğal gaz falan konuşmuyoruz sadece petrolden bahsediyoruz. E, Suriye'de olduğu gibi. Irak'ta olduğu gibi DAEŞ'in evet. Ee, bir terör terörist örgüt bir petrol sahasını ele geçirdi, üretti. Bakın nerede? Orada üretim tesisleri ve benzeri şeye geçti. Üretti, ham petrol olarak, olarak sattı. Bu bir, kayıt dışı petrol ticareti. Ee, ham petrol olarak satabilir, mobil rafinerilerle ya da merdiven altı rafinerler, rafinerilerle işleyip petrol ürünü olarak satabilir. Şeyine göre, kapasitesine göre. Bu yollardan bir tanesi. Bunun dışında bir devlet var, devlet başkanı ya da ilgili devlet yöneticileri e, kendi çıkarları için hani hürmet deniyor, rüşvet deniyor ve benzeri şeyler deniyor e, ve kendilerine gayri resmi bütçe oluşturabilmek için bazen bu da yapılabiliyor. Yani kendisi için kullanmıyor ama gayri resmi bütçe oluşturarak ülkenin farklı gizli örtülü ödenek gibi. Tabii örtülü ödenek oluşturuyor kendisine bir nevi. Gizli hedeflerine hedefler doğrultusunda uygulanması amaçlı da kullanılabiliyor. Ya bunda da ne oluyor? Petrol üretebilen, petrol sahası olabilen ama sistemin ve veri transferi yani verinin adaletin, adalet sisteminin veri sisteminin veri akış sisteminin mevzuatların tam oturmadığı yapılarda genelde bu oluyor. Ne oluyor? Diyelim A sahası var. A sahasında 100 varil üretim oluyor ama kayıtlara 50 varil geçiyor. O kalan 50 varil belki normal rotalar üzerinden değil de diyelim boru hatlarıyla sevk ediliyorken öbür 50 varil oradan alınarak çok az kişi biliyor tankerlerle sevk ediliyor. Yani bunun üzerine de gidilemiyor gibi. Evet. Ya bu şekilde e, illegal bir petrol satışı söz konusu olabiliyor. Bunu da ikinci kez olarak düşünebiliriz. Bunun dışında e, hani hırsızlık yapabiliyor terör örgütleri. Mesela Türkiye'de de hani terör örgütleri yapıyor bazen aşiretler yapıyor. Mesela biz Türkiye'de çok rastladığımız olaylardan bir tanesi. Şurada gördünüz ya e, orada e, kuyu başından şu atbaşı başı pompaları görüyorsunuz evet, aşağıda. Evet kırmızı işaretli Aynen. Onlar. Mesela oradan üretim var. Oradan üretim tesislerine küçük boru hatlarıyla petrol sevk ediliyor. O küçük boru hatlarına adamlar geliyor. Zaten hani tarladan geçiyor. Sizin sürekli o boru hatlarınızı adamın tarlasından geçiyor. Sürekli o boru hatlarını kontrol edemediğiniz dönemler oluyor. Zaten ettiğinizde anlıyorsunuz. E, Hattep denilen... Musluk iki tarafına takıyor. tabii musluk takıyor. <laughs> i̇ki tarafına hani geçici bir vana vererek bir musluk takıyor kendince. Oradan petrolü alıyor. Yani çok küçük hacimlerde alırsa siz zaten o basınç kayıplarını, debi kayıplarını hani e, ölçüm hatası dersiniz geçersiniz bile bazen. Yani günlerce bu şekilde üretebilir. Bazen bir iki tanker doldurup kaçırabilir. Hani yerine göre bu tarz şeyler de yapılabiliyor. Hırsızlık diyoruz biz buna. Ha bunun dışında Hırsızlık orada olduğu gibi e, üretim teyhane üretim sahasındaki tesislerden sonraki süreçte de yapılabilir. Yeşil olanlar mı? Tabi e, tabii yeşil noktalardan i̇kinci, da yapılıyor. İkinci evet, midstream bölümündeki. Tabii, tabii. Yeşil olan kısımlarda Aynen. ikinci hırsızlık bölgeleri olabilir. Aynen. Depolama süreçlerinde yapılabiliyor. Tankerleri kaçırabiliyorlar. Hani artık ülkenin o güvenlik sistematiği ile alakalı olarak ya da denizde ee, hani gemiyle sevk esnasında hani Somali'de ve benzeri yerlerde hani çok duyduğumuz evet. bizzat e, Gemin, gemiyi çalabiliyorlar, tankeri evet. çalabiliyorlar, durdurabiliyorlar. Bu tarz ihtimallerde söz konusu olabiliyor ya da şöyle anlaşılmış oluyor geminin biri gidiyor öbür gemi yanaşıyor bir kısmını öbür tarafa sevk ediyor. Mesela hatta şöyle bir makale okudum ee, mesela bu uluslararası petrol ticaretini yapanların hepsi yüzde e, binde ikilik oranını illa kayı, kayıp olarak... Binde iki. Ya, binde iki oranını kayıp olarak e, bütçeye düşürmek artık adet haline gelmiş. Yani şöyle. yani Mesela çok bilindik bir Amerikan e, taşıma firmasında dahi sizin o petrolünüzün binde ikisi kaybolabiliyormuş. Yani 95 milyon e, günlük üretimin binde ikisi aşağı yukarı 950 e, bin falan yapıyor. Evet. Yani günlük 950 bin varil e, ee, bu pardon, göz, 950, bu... 1 milyon hatta 950 bin, 1 milyon 800 1 milyon 900 bin lik bir varil üretimi. Evet. Ee, ya yani çok onu yuvar payı. çok rakam olarak yuvarlamaya gerek yok. Bütçelerde bunu artık normal bir kalem olarak görüyorlarmış. Yani bu önemli bir şey. Yani sizin orta koyduğunuz. Gerçi hani şöyle söyleyeyim. Mesela 1 milyon varillik bir gemi yüklüyorsunuz, gönderiyorsunuz. Yani o ölçümlerde bazen hata olabiliyor. Boşaltma sistemlerinde borularda kalabiliyor. Hani bu sebeple de koyulabilir böyle bir rakam. Ama illa hani çok resmi, çok profesyonel kurumlarda dahi bu tarz şeyler yaşanabiliyor. Sistemin kendisinden kaynaklı bir durum bu. Tabii. Yani bazen teknik de olabiliyor ama bu teknik şeyler o sistemin içerisindeki kişiler tarafından kötü diye kötüye Tabii, de kullanılabiliyor. Edilebiliyor. Yani, yani eğitimle, finansal güçle ve benzeri birçok şeyle alakalı. Yani sonuçta şöyle bir şey var. Hani e, bazı uzmanlar e, sosyolojik analizlerde bulunmuşlar bu petrol sahaları ile alakalı. Ee, şunlar şunları ifade ediyorlar. Yani e, özellikle hani az gelişmiş ülkelerde petrol üretilirken şimdi yabancı şirketler e, orada çalıştırdıkları yabancı personelleri çok büyük maaşlar ödüyorken diğerleri çok küçük e, hani diğer devede kulak niteliğinde kalacak oranda çok az para ödüyorlar. Az para ödendiğinde de zaten haliyle ilgili kişiler ortada bakın bir şey yok terörist terörizm yok yukarıdan gelen ayrı bir şey yok bu tarz şeylere meyilli oldukları bu ifade Bu benim ediyorum. emeğimin hakkı diyerek petrol çalmaya meyilli diyor. Tabii, evet. tabii. Bu tarz Herkes şeylerde... yapıyor demek değil bu tabii. ama yapılma ihtimali bu düşünceye meyil edilme ihtimali yüksek. Tabii ki. Ha bunun gibi dediğim dediğim gibi burada hemen hemen her alanda öbür türlü petrol e, depolandı, rafineriye götürüldü, petrokimyaya götürüldü, rafineride ve petrokimyadan sonra pe, rafineri ve petrokimya ürünü olarak devam ediyor hayatına, yani markete iletiliyor ilgili marketlere iletiliyor. Şimdi e, burada da ürüne dönüştürüldükten sonra da yine tanker çalınması ya da şu tarz şeyler de yapılabiliyor. mesela diyelim. E, bunun bunun çok fazla terör örgütleri kullanmıyor ama illegal olarak diyelim e, A kalitedeki e, rafineri ürünü benzinli petrolü alıyor, depoluyor, ikinci kalitedeki ile karıştırıyor, A kalite gibi satıyor. Yani Şimdi özellikle hani tabi ya yani gibi ona da benziyor ya da biyodizel katmaya da benziyor. E, nitelikleri hani bu da denetleme sistemi zayıf devletlerde çok rahat e, işe yarıyor, çok rahat buradan da para kazanılabiliyor. Bazı yerlerde mesela Nijerya'da Terör örgütleri bunu terör örgütleri bunu bile yapabiliyor. Hmm, anladım. Yani oradaki terör örgütlerinin hani biraz daha kapasiteleri daha geniş olduğu için. Lakin şöyle söyleyeyim, bu işi yapanlar genelde uluslararası sistemde ve piyasada biliniyor, bilinmiyor değil. Yani mesela daha yeni Nijerya'nın generallerinden bir tanesi yeni yakalandı bu konuyla alakalı, yargılanacak ha yani 1,2 milyar dolar parası ya, olduğundan falan bahsediliyor. Doğru kişilere, doğru kişileri sistemin içinde tutmadığı içindir belki. Genelde yani böyle olur her ya. Her şey olabilir, her şey olabilir. Lakin ha şimdi tekrar gelelim şeye. Bu sistem e, hani çok dünyada gerçekten ciddi anlamda bir illegal petrol ticareti var. E, illegal petrol ve petrol ürünleri ticareti var, döngüsü var. Burada gerçekten büyük bir ekonomik hacim var ve bu dünyada dönüyor, işliyor, işlemeye de devam ediyor. Ve Amerika'nın aslına bakarsanız hani dünyaya barış getireceğim e, minvalinde ortaya koymaya çalıştığı yani e, ambargolar yaptığı girişimler ve benzeri hamlelerin hepsi e, illegaliteyi, kayıt dışılığı ve terörü daha fazla körüklüyor. Daha fazla finanse ediyor. Yani sonuçta... Hemen buradan 5 numaralı haritaya geçelim isterseniz. Tam bu konudan bahsediyoruz. Tabii. Ee, arkadaşlar 5 numaralı harita lütfen. 5 numaralı haritada hemen siz ABD'nin e, dünyadaki çatışma ortamlarını da e, Aynen. ortaya koymuşsunuz. Bunlar bakın e, ABD gözünden dünyadaki çatışma ortamları. Yine hani hangi bölgelerindeki stratejik e, hani enerji noktasında ne anlama geldiğini zaten az çok ifade ettik. E, bunlar e, özellikle kırmızıyla görünenler ABD için kritik e, seviyede olan. E, odaklar ilgi odakları. Bakın, e, enerji olarak değil sadece birçok noktadan. Tabii böyle. Ha mesela şu, Hürmüz Boğazı, İran'ın aşağısı görüyorsunuz. İran'da o noktalar. noktaya koyulan Amerika burayı kritik nokta olarak ifade ediyor. Öbür türlü Çin'le alakalı hani e, koyduğu birkaç evet. kritik nokta var. O bölgeyle Kore'din alakalı Nura'sı Çin ve var. Kore. Aynen evet, öyle. Orada Tayvan var. Evet kesinlikle. İşte Afganistan'ı görüyorsunuz. Malezya bölgesi var. Tabii öbür türlü şu şeye, şeye bakıyorsunuz. Hani genelde İslam dünyası, Orta Doğu e, ve petrol ihtiva eden bölgeler. Yani e, kelam bunların hepsini birbiriyle harmanlayarak konuşmak gerekiyor. ifade etmek gerekiyor. Yani bir numaralı haritaya gelelim şimdi de. Evet bir numaralı harita lütfen arkadaşlar. Oradan sonra da hemen kapatacağız zaten. Burada da daha önceki bölümlerde de bahsetmiştik. Bakın Suriye'de hali hazırda. Şu an Daesh gitti. Lakin şu sarı alanla gördüğünüz bölge bir terörist yapılanma olan PYD tarafından kontrol ediliyor hala. Mevcutta kontrol edilen alan. evet. Ve şu an için PYD hala buradan yani birkaç senedir zaten bunu yapıyor. Ortalama 80 bin varil bölü günlük petrol üretiyor. 80 Kayıt bin varil evet üretiyor. çok ciddi bir rakam. Kesinlikle. Ve şu helikopter hani, işareti nedir? O o e haritanın e çekildiği zamanda o bölgede bir operasyon olduğunu gösteriyor. Anladım. E yani şöyle söyleyeyim ilgili petrol sahaları bu bölgede üretiliyor, kullanılıyor ve e illegal olarak dünya piyasalarına arz ediliyor. Ya da ilgili tüketicilere. O zaman e tabi hani e terörün finansman yöntemini aldık, aktardık. Sü tüm tüm detaylarını anlattınız. bu çok güzel e konuyla ilgili olan herkes. Buradaki detayı algılayabilir. İlgili olmayan da sistemin nasıl işlediğini anladı. Şimdi hemen güncelle geçelim sonra petrol fiyatlarına geçelim isterseniz evet. kapatmadan. işte Biden geldi bir görüşme yaptı. Evet. Bu görüşme nedir ne değildir öncesi sonrası kısa bir değerlendirmenizi alayım. Evet. Ondan sonra da petrol fiyatlarına geçelim isterseniz. Tamam. Biden yani Biden'ın görüşmesiyle alakasız olarak Biden... Yani siz gazeteci olduğunuz için bu konuya daha vakıfsınızdır. Merkezi yönetimle görüşmeden direkt Amerika'nın üstünü ziyarete gitti. Güvenlik gerekçeleriyle Bağdat'a gitmedi. Irak Başbakanı da bildiğimiz kadarıyla Amerikan üstüne gitmeyi kabul etmedi. Sadece telefonda bir görüşme yapıldı. Sonrasında Biden'ın Erbil ziyareti oldu. Orada da Barzani ile görüştü. Bu görüşme süresince hatta bu görüşmeden önce e, farklı bir konu var. E, Irak Petrol Bakanının bir açıklaması oldu. E, tabii bu Biden'ın yaptığı görüşme hamlesi Türkiye'de özellikle basın hani e, Türkiye'de şu şekilde yorumlandı. E, İKB ile Suriye'nin kuzeyindeki terörist yapılanmayı bir araya getirmek gayeli bir hamle mi olacak tarzında yorumlandı. Tabii bu soru işareti böyle her yani zaten sürekli devam eden görüşme süreçleri onu bu şekilde yorumlamak çok doğru değil. Öte yandan geçen hafta Bağdat'ta Irak Merkezi Hükümeti'nin Enerji Bakanı'nın yaptığı bir açıklama var. Önümüzdeki yıl İKB'nin 250 bin varil civarında, 250 bin varil bölgün civarında bir hacmi kendilerine verebileceğinden söz etti. Hatta bu hacmin belki hani kendileri tarafından Ceyhan'a satılması ya da ilgili hatlar sağlanırsa, Basra üzerinden e, uluslararası piyasalara nakli gibi konularında söz konusu olabileceğini ifade etti. Bu Tabii, 250 bin nereden çıkan petrol? 250 bin aslına bakarsanız Irak, şeyde, e, bölgesinde, Kuzey Irak'ta üretilen. Ee, tabii hani bununla alakalı ÖKB tarafından da bir doğrulama ya da bir açıklama bir cevap gelmedi sonuçta yapılan bu yorumda da soru işaretleri var. Peki Lakin, şu an neden öyle bir şey yapsın ki? Hani İKB'ye geçtiğimiz zaman diliminde referandumla ilgili bir çıkış yaptı ve ondan sonrası da geri adım atmak zorunda kaldı. Daha evet. doğrusu attırılmak zorunda kaldı. Ama şu an hani bölgede bu tarz bir sıkışmışlık durumu yok. Evet. Merkezi hükümetin de yaşadığı problemler var. Şu, Irak'ta yaşanan olaylar var. Evet. Tüm bunları gözünde bulundurduğumuz zaman eee bu beyanın gerçekleşme ihtimali sanki bana biraz havada kalıyor gibi geliyor. Yani şu an bizi benim için de havada kalıyor gibi gözüküyor. Lakin şöyle bir şey var. Hani e, Irak Anayasası'na göre zaten petrol gelirlerinin %17'sini evet. IKB'ye verilmesi durumu söz konusu. Hani bunu da ifade edersek. Aslına bakarsanız hani e, Irak'ın Petrol üretim kapasitesi tabii bu karışıklıklar falan ne kadar ne kadar zamanda sonlanır bilmiyorum çünkü petrol fiyatlarını da negatif etkileyen bir durum söz konusu bu karışıklıklar ve benzeri konulara dikkat ettiğimizde çünkü hani petrol üretiminde büyük ölçüde olmasa da çok küçük anlamda etkiledi yani şu mevcut Irak'taki isyan süreci ayaklanma süreci gösteriler hatta bazı petrol tankerlerinin sevkiyat hususunda ya da ilgili petrol e, sahalarına lojistik destek konusunda bazı sıkıntılar yaşandığını medyadan takip ediyoruz. Hemen o zaman buradan şeye geçelim. Petrol fiyatlarına geçelim. Bakalım bu sıkıntıların petrol fiyatlarındaki yansımaları nasıl olmuş? Tabii. Son değerlendirmeleri alabilir miyiz? En son 6 e, numaralı grafikte var galiba evet. son durum. E, petrol fiyatları aslında bakarsanız şöyle söyleyeyim. Geçen hafta ile bu hafta arasında e, yani bazı, ya şöyle Amerika'da stoklar e, artmaya devam etti. Amerika'da rafineriler ilk defa e, stok e, fazlası ve talep azlığı sebebiyle ilk defa üretim kapasitelerini düşürdüler. Rafineriler boyutundan konuşursak. E, dünya üzerinde onun dışında İran'daki karışıklıklar ve e, Irak'taki yine e, mevcut gösteriler e, petrol fiyatlarını artı yönde arttıracak artıracak minvalde. Ufak bir hareketlenme, hareketlenme var gibi görünüyor, tabii. tabii. Ee, özellikle hani 22'sinde hafta sonuna denk gelen bu minvalde bir hareketlenme oldu. Ha bu arada Amerika'nın e, Hürmüz Boğazı ile alakalı bir uluslararası konsorsiyum oluşturma e, girişimleri başlatıldı. Aramco hisselerinin e, piyasa değerleri var. E, tabii. Ciddi bir talep geldi onlara. Aslına bakarsanız ciddi talep geldi ama real anlamda istenilen talep olmadı. O da var. 180 yani, e, 180 milyar dolardan bahsediliyor. Ya tabi hisse değeri o şekilde. Lakin e, hani istenilen talep olmadı. Onda onda ifade edebiliriz. İlgi var. Lakin istenilen boyutta değil. E, sonuçta şunu söyleyebiliriz. Geçen hafta da yine 62 dolar bandındaydı. Brent için konuşursak. Evet. Bu hafta yine 62 dolar bandında e, görüyoruz. Yani şu dalgalanmayı göz önüne almazsak e, ki normal yine bu rakamlar. E, Mevcut olması gerekenin aslına bakarsanız aşağısında lakin gerçekten dünyada halen bir arz fazlası ve talep azlığı var. E, küresel ekonominin de bu şekilde gittiğini düşünürsek yani bu e, tekrar 70-75 dolar bandına öyle çok kısa zamanda çıkabileceğini bu sebeple düşünmüyoruz. Evet şu uluslararası ticaret bir türlü toparlanamadı. Tabii, Hatta tabii. daha da kötü duruma gidiyor. Ee, bu durumda istihdam sıkıntıları yaşanmaya başlandı. Şu an petrol fiyatlarının artması hiçbir ülkenin işine gelmez herhalde. Tabii. Ha şöyle bir şey var mesela Amerika'da e, shale oil evet. ve shale Gaz üreticileri bu noktada kayı gazı, kayı petrolünden bahsediyorum. E, bu noktada gerçekten ciddi anlamda finansal zorluklar yaşamaya başladı. Bunu e, belli deklarasyonlarla hükümete ilettiler. Ee, tabii bununla alakalı Amerika sonuçta Amerika'nın e, para politikalarında yapacağı bazı oynamalar petrol fiyatlarını direkt etkileyebiliyor. Amerika'nın bu noktada yapacağı bazı hamleler olur mu olmaz mı onu bilemiyoruz. Ama e, hani Amerika'da bu noktada negatif olarak etkilenen ülkelerden bir tanesi. Yani en, en azından Amerika'nın bir sektörü. Anlıyorum. Petrol fiyatlarının gelişmeleri ve diğer gelişmeleri tekrar devam edeceğiz anlatmaya. Ee, kapanışı yapalım. Eklemek istediğiniz son bir şey varsa hemen söyleyin isterseniz. Ee, enerji gündemiyle alakalı gözümüze batan önümüzdeki hafta zaten yine gündemi değerlendireceğiz. Farklı boyut almaya çalışacağız. Evet. E, bu hafta içinde o zaman şimdilik bu kadar yeterli. Bu da yeterli. Yani şunun e, şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Gerçekten hani e, çok ciddi anlamda bir illegal petrol ticareti var dünya üzerinde dönen. Bu yani yerine göre birçok devletin e, yaptığı ticaretten çok daha fazla büyük hacimlere ulaşabiliyor dünya üzerinde gerçekleştirilen hamleler, usulsüzlükler hatta yerine göre ambargolar bile bu illegal petrol ticaretini körüklüyor ve dünyayı daha güvensiz, daha huzursuz bir ortam haline getiriyor. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Bütün uluslararası kamuoyunun yani özellikle bölgemizde bu çok fazla söz konusu, çok fazla yapılıyor. Yani İKBN'in de az çok yaptığını biliyoruz. Hani yerine göre illegal petrol ticaretini belli yönetimler, belli hükümetler, belli devletler yapıyor. Öte yandan terör örgütleri de çok ciddi anlamda bu noktada nem alanıyor. Evet. Bunların önüne uluslararası hani bütün uluslararası kamuoyunun bu noktada dikkat edip Önüne geçmeyle alakalı bazı çalışmalar yapması gerekiyor. Ama hepsinden tamam. önce belki tamam. de teröre doğru bir tanım getirmek, ortak bir tanım getirmek çok önemli. Evet çok önemli. Daha yolun başındayız. Tamam evet aynen aynı şekilde. Ee, Irak'ın Aydınlık Yüzü Türkmeni Televizyonu'nda bu hafta da e, terörizmin finansman yöntemlerini ele aldık. Önümüzdeki hafta başka bir gündeme tekrar karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.